yeter ki. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Nuri babacığım. Ooo bakayım da yine çok şıksın Nuri babacığım. Yoksa Ayşen Hanım'la mı buluşacaksın? Ya Nuri babacığım da çok çapkın adamdır Ferit'ciğim. Zevzeklik istemez, işine bak sen. Bir çay getir bakayım bana hadi. Affedersin babacığım, hemen getireyim. Ah ah Ferit abicim, herkes karı buldu da bir ben ile şu ibibik bulamadı ya, ona yanayım. E sen de ibibikle evlen de biz de senin dırdırından kurtulalım Ali Kemal. Ah ah ah, çok komiksin Ferit abicim. Bir dahakine espri yaptığında haber ver de gülelim bari. Yazık, boşa gitmez son. Merhaba, günaydın. Günaydın Nuri baba. Günaydın oğlum. Buyurun. Otur bir çayımızı iç. Sağ ol Nuri baba, şimdi işim var, başka bir zaman. Tamam peki, hadi iyi günler. Bak postacı gidiyor. İyi günler. Bak postacı gitti. Telefon faturası gelmiş. Uy, telefon faturası mı? Nuri babacığım, benim dışarıda işim vardır. Ferit abimin taksisini yakıp geliyorum. 670 lira. Uy. Ali Kemal! Buyur babacığım. Gel bakayım buraya. Ben taksiyi yıkacağım. Gel buraya. Buyur babacığım. Buyur babacığım. Nedir bu? Sen söyledin ya Nuri babacığım, telefon faturası. Oğlum saçmalama. Görüyorum elbette telefon faturası olduğunu. 670 lira. Kim konuşmuş bu kadar? Vallahi kimse konuşmadı Nuri babacığım. Allah Allah. Peki kimse konuşmadı da niye geldi 670 liralık bu fatura? Şeyden olabilir babacığım. Bizim telefon hattına dışarıdan biri girmiştir. O konuşmuştur, bu kadar gelmiştir da. Oğlum birisi girmiş bile olsa 670 liralık ne konuştu bu namussuz herif be? Namussuz deme Nuri babacığım. Belki iyi bir adamdır, bir sıkıntısı vardır değil mi? Nuri baba, ben bakabilir miyim şu alıntı faturasını? Burada bir numara var. Her gece aynı numara aramış. Bu mu? Dur bakalım, bir arayalım. Şimdi anlarız kimin aradığını. Çayma yok. Nuri babacığım, ben gidip taksiyi bir yıkayayım da. Bir yere gitmek yok. Durayım burada. Merhaba. Sıcak ve ateşli bir kadının tutku dolu dakikaları hattına hoş geldiniz. Tutku dolu anılarımı dinlemek için lütfen biraz bekleyiniz. Yakar yüzü kardeşim. Ferit mi konuşmuş Nuri babacığım? Dakika geçme lan! Utanmıyor musun her akşam böyle? Neyin duymelisiz karılarla konuşmaya ha? Babacığım bilseydin bu kadar yazacağını vallahi konuşmaz diyorum. Batıracak mısın lan sen beni? Ali Kemal, sen delirdin mi oğlum? Sen manyak mısın oğlum? Sabahlara kadar arıyorsun o malum hatları. Ha? Kudurdun mu? Kudurak! Kudurak! Vallahi babacığım bilseydim o malum hatların bu kadar pahalı yazacağını hiç arar mıydım? Affet beni daha. Yemin et bakayım bir daha aramayacağım o malum hatları da. Heh. Ha buraya yazarım babacığım. Vallahi tövbeler tövbesi aramayacağım. Zaten keseceğim senin maaşından bu faturayı, ona göre. Tamam babacığım. Allah ne muradın varsa versin babacığım. Allah tuttuğun altın etsin babacığım. Allah Ayşen Hanım'la mutlu etsin sizi babacığım. Tamam bırak bu Medine tülencisi ağızlarını. Hadi işini başına hadi. Tamam babacığım. Hadi. Günaydın çocuk. Günaydın Nuri Bey. Günaydın Melahat Hanım. Günaydın. Ne oldu? Mert gitti mi? Gitti. Sabahleyin erkenden aradım, sağ salim varmış. Oh çok şükür. Ya inanmayacaksınız Melahat Hanım ama. Yani bir gün oldu gideli oğlum. Sanki 10 yıldır oradaymış gibi özledim şimdiden. E tabi ya. Ana baba olmak böyle bir şey Nuri Beyciğim. Haklısınız. Üzülmeyin. Askerliğin bitmesine ne kaldı şurada? Sağ salim dönecek inşallah. 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 Yüce Allah'ım hem benim evladımı hem bütün vatan evlatlarını korusun. Amin. Günaydın Akasya Durağı ve onun güzel şoför kardeşleri. Günaydın İbibik. Günaydın. Günaydın çiçekler. Günaydın böcekler. Günaydın Ali Kemal. Ya hayırdır Sinan? Niye bu kadar seviniyorsun oğlum? Uy, yoksa kaynanan mı öldü Sinan abicim? Uy Ali Kemal, ağzından bal damlıyı. Nerede o günler? Peki niye bu kadar mutlusun Sinan? Hiç sormayın Melahat Hanım. Kayganam kaygana olalı nihayet bir fare tuttu. Şu benim paramla aldığı ve bileğinde şıngırdatarak gezdiği bilezikleri satıp bana bir araba almaya karar verdi. Oo, hayırlı olsun bakalım. Hadi gene kedi gibi dört ayak üzerine düştün hadi. Ya.